an. Öyle öyle şu an. Aynen. Ve sahne bizim. Feni geldi ya bence. Gönder gelsin. Ya ümitlendirme bak inanırım. Rabi geldi bu arada. Rabi Cloud. Hmm. Son iki seçim. Rabi tecrübede Rabi olacak. Matilda dolaşım olduğu için tecrübe Rabi göreceğiz. Evet. Sezonun başında çokça destekle dolaşımda görüyorduk Rabi'yi. Evet, bu arada Angela Yin kombosu chatten tahmin edilmiş. Bir yandan da şöyle göz ucuyla baktım. Hmm. Yasaklaması gelmeden. Hemen tahmin edilmiş tabii S2G de okuduğu için atıyor. Hadi derken haydi bakalım. Şimdi bunu daha önce yaptılar. Bu kombonun olayı nedir? Alice içeri giriyor. Kafasını Angela'yı alıyor. Ve ölmüyor. Evet. Ve deli gibi herkes hasar vuruyor. Ya bunu bir kere daha oynadılar. Matilda ile çıkartacaksın ha. FF'in kompozisyonunu söyleyeceğim. Evet. Üst koridorda, tecrübe koridorunda Teresa, ormanda Alice, ortada Angela, Roger nişancı, Grok yine dolaşımcı. Aynen, dolaşım. Yani burada aslında ne yaptılar? Yine koridor dominant bir Alice, kadro. Roger devam. Aynen. Aynen. Alice, Roger ve Angela devam. Çok benzer özellikleri sahip iki tane diğer koridoru aldılar. Ve aslında bu vatana karşı oynanan kompozisyonun farklı bir varyasyonu. Evet. Şimdi Kazuya bir tık daha sanki tempo üstün başlayacak. Çok çok büyük bir önemi yok. Burada hemen mor güçlendirmesini aldı ve orta tarafta da Rosa koridorunu itmek istiyor. Karo yaklaştı oraya doğru. Çok büyük dürtüşmeler olmayacaktır. Begin iyi hasar verdi yalnız Rosa'ya. Çok bir sıkıntı değil yani. Orada evet. Oroz'u düşünmeleri çok zor. Apex'i zaten arkasında yakında. Apex'in görüşünü almadan bir kule altı da söz konusu olamaz. Ya Rosa'nın amacı o noktada tamamen... özür dilerim. Begin'le Karo'nun amacı Rosa'yı savaşa getirtmemek yani. Buralarda bir fight dönerse artıyı yakalamak. Okey. Bu sefer kaplumbağa avantajı da başlayan taraf burada. S2G oluyor. Hatta rakip alt ormana dalıyorlar. Apex'e burada takım arkadaşlarına görüş veriyor. Özellikle alt koridorda sıkıntıya düşebilecek bir durumda olmaması için takım arkadaşı Sunshine'a. Lunarius'ta dayak yiyen TNZ'de yakın. Burada deneyebilirler. Deneyebilirler! TNZ gönderdi oraya doğru. Son saniye giriyordu bu arada TNZ. Tabii. Ultisi de var. Aynen. Ama işte verebildim o anda ultiyi. Emin değilim Kazuya. Yok, vardı. 4 seviyeydi orada direkt. 4 müydü direkt? Aha, ama işte şey, öndeki bir şey yaptım. Ultisine bassa bile menzili kapatmak için kule altına girecekti. Hı-hı. Riske atmak istemedi. Ve ışınlar aldılar. Kaplumbağa da ışınlar olmayacak. Bence çok büyük avantaj. Gayet yeterli. Karo havaya zıplıyor. Apex kovalanacak burada sadece ikinci seviye. Çok güzel bir sersem etmeyle birlikte Apex düşebilirdi belki ama Rosa desteğe geldi. TNZ geldi. Kovalamaya devam ediyor. Bir kez zıplayacak Apex'ten mükemmel bir ulti. İlk kan geldi Rosa bile. Rosa da kalıyor. Sabitlendi burada Kazuya ama çıkmayı deneyebilir hatta. Belki skoru bile çekebilir. Apex'i bir dokunuş yok. Apex hayatta. Yine Rosa'ya gitti ilk kan. Rosa geldi mi? Yok. Okay. O kadar da değil artık. O kadar da değil artık. Ya arkadan ben TNZ'ye bakıyorum. TNZ içeri girse belki Karo'yu kötü pozisyona sokabilirlerdi ama o ormanda kalmayı tercih etti. Kaplumbağa yatta ama kaplumbağa giden yok şu an. Bakalım burada ilk hamleyi kim yapacak? Üst tarafta şu an Dairot'la Edith'in oraya yakın olduğunu görüyoruz. Alt tarafta bakalım yengeç kimde kalacak? Yengeç de Sunshine'da kalıyor. Buradaki minyonları aldıktan sonra 4 olacak. O da ultisi gidecek. Ve diğer tarafta Apex kaplumbağaya başladı. Evet. TNZ, Alien, Apex. Şimdi kaplumbağaya doğru devam ediyorlar. Burada yan taraftan Lunar yaklaştı. Karo ile birlikte girmek isteyebilirler. Begin ters pozisyonda gelecek buradan. Kazuya içeriye doğru geldi. Devam etti. 3 kalcanı var. Bir Angela ultisiyle beraber konum tamamen değişebilir. TNZ istediği konumu yakalamış gibi. İkinci kill de burada. Gücü, Karo'dan geldi. Gücü. Alien toparlıyor. Apex bitiriyor. Lunar çıkabilecek ve mi? Için Lunar da çıkamayacak. Bir pozisyon burası. Lunar arada kaldı ve yine TNZ'ye gitti. TNZ 2-0-3. Ya bu çok ölümcül bir combo. Yasakları seçim ekranında bahsetmiştim. Vatana karşı da bunu yapmışlardı. Çok benzer bir durum. Nedir? Bu arada Apex orada yakalanacak. Bakalım Apex çıkarabilecek mi? Yok, Rosa çıkarttı bence. Ama yok. Hayır. Ama son hayır içeriye doğru. Son anda. Son bir deş Karo. Çok ölümcül bir combo. Burada birazcık overextend oldular. Birazcık fazla böyle kaldılar önde. Önde kaldılar. Hı-hı. Ve Apex skorunu verdiler ama önemli değil. Çünkü burada TNZ çoktan öne geçti. Angela ile Rosa çoktan öne geçti. Bu ikili savaşı ikisi beraber domine edebilir. Evet. Ya burada Sigi Boom'un kasması lazım demiştik. Sigi Boom'un kazanma şartı olduğundan bahsetmiştik. Hı-hı. Mevzu ona gelemeden daha Sigi Boom'luk hiçbir şey yok. Sigi Boom'u görmedik ekranda şu sahne gelene kadar. Abi 5-0 gerideydin. Hadi bir... Altın farkı yine 3K.
Dakika 4. Yani şimdi böyle olmaz. Şey vardı böyle ya, ilerlemez hocam. Konuşma mesela. Abi farmım çok iyi. Ama ya tamam, bakıyorsun rakipte abi herif 5 skor almış. 2 skor onda 3. Yani mutsuzluk burada. Moral bozucu. Üzer ya, üzer. Gerçekten üzer. Ama farmım iyi şimdi. Farmım iyi. Ama yine de ilerledim. Ya ama bir de şey çok sıkıntı. Bak bu Alice Angela kombosu size savaşacak alan da bırakmıyor. Öyle bir sıkıntı var. İçinizde geziyor böyle. Ve sürekli hasar vuran bir ikili. Ve ona eşlik eden... Karo da yakalandı. Oo, başladı. 3 oldu. Başladık. Sigibum'a da dive at bari tam olsun. Bak geliyor. Yok, arıyorlar. Çıkacak çıkacak. Çıkacak. Sigibum çıkacak da arıyorlar bu arada yani. Ve şimdi burada... ne oldu? Kulenin bütün altını da alacaklar. Ve burada gelecekler alt tarafta kuleden o ekmek. Ekmek banacak o kuleye. Makroya bakar mısın? O sırada Alice ortaya gidiyor kaynak verme. Elin burada düşmezse... Alt tarafta dive var bu arada. Alien düşsün düşmesin fark etmez. Burası en kötü ihtimalle eşit bitecek. Alien ışınlanla beraber geri doğru devam çıktı etti. Çıktı mı? Alien bir deşle beraber şimdi geri doğru kaçıyor kule altında. Son iki oyunculuk bir deneme Valentina vardı. Aynen öyle. Valentina'nın ultisi Angela'dan çalmış. Alt kurdu orada. Kaplumbağa gidiyor bu arada. TNZ kaplumbağayı alan oyuncu ne değişti? Bir skora bir kaplumbağa. Bir skora bir kaplumbağa ama bir yandan da kritik bir ulti kullanıldı orada. Begin eğer o Angela ultisini çalmasa belki de Alien o takastan birebir çıkacak. Ve STVJ'nin bütün planları alt üst olacaktı. En azından orada bir teselli armağan yaz. Burada Kazuya Apex'e karşılaşıyor. Yandan Rose'a yaklaşıp kapatıyor buraya FF. Evet. Girdiler şimdi. Ama Akdeniz aldılar. Akdeniz alındı. STVJ. 85 saniye boyunca biraz daha, bir ufak daha sakin bir oyun belki de izlenecek. Ben şeyi söylemek lazım. TNZ burada rakip ormanda Lunar'ı bulabilir. Kazuya, ooo fazla önde aman diyeyim. Kimde hiç kaldı? Gerek yok. Bir güçlendirme için kaldı, hiç gerek değil mi? Yok. TNZ'de kaldı. Evet evet, şeyde kaldı, FF'de kaldı. Yani şu an Alice'le uğraşması çok şimdi zor ya. Şimdi kendi güçlendirmesini de burada takım arkadaşına bırakabilir TNZ. İsterse XP için kendi alabilir, hiç fark etmez. Yani Moore'la çok büyük farklar yaratmayacaklar. Yani bu Alice'i öldürmek için STG'nin ani hasar ihtiyacı var. Peki var mı? Yok. Şu an için? Yok. Yok. Nasıl savaşacaksın? TNZ içeride devam etti burada. Yani Karo kaçmak zorunda bırakılıyor adeta. Kulenin altında da durmayın abi, biz buraları istiyoruz diyorlar. Ve bir proxy'ye doğru gidiyor şu anda efendim. Evet. Yalnız Alien'ın fazla özgüvenli kaldığını söyleyelim. Alien abi Angela ultisi var. Yani Lunar bu pozisyonu tamamlayamadan Angela ultisi gelirse Alien'in üzerinde Lunar kötü pozisyonda kalır. Alien ona güvenerek oynuyor. Zaten elindeki kahraman bu dakikalarda oynamaya programlar. Yalnız kule altı girerler mi? Bunun farkında olduğu için Karo ödesi gibi hemen çıkıyor. Ve FF'in iyi yaptığı şey nedir? Sadece diğer tarafları bu arada bozmuyor. Şu an Sigibum'un da farmını bozdular tamamen. Üst koridor kulesi yarıcana kadar alınmış. Şimdi yavaş yavaş oyunun burada kaplumbağa ile beraber yaklaşmasıyla birlikte tahminen ilk kuleyi de isteyecekler. Üst taraftan diye düşünüyorum. Kule altı gelir mi burada? Karo yaklaşıyor. Karo yaklaşırsa ölür yalnız burada. Farkında orada bir şeylerin tersi oldu ve kaplumbağa. Evet. Üst koridor hızlı temizleniyor. Kazuya içeriden şöyle bir görüş almak istedi. Elin tepesine doğru çöktü burada. Apex'te rakip ormanda bir barikat oluşturacak az sonra. Karo Apex biraz geldi içeride, buraya doğru. Fazla öndeydi. Arka taraftan Begin destekli. Şimdi Apex havaya savruldu. TNZ kaplumbağayı bitirmiş ve ultiyle beraber içeri gelmek istiyorlar. TNZ açtı ultisini, üstüne aldı Angela'yı ve bu da STG için oyun alanının tamamen kapanması. Demek yan taraftan Rosa çıktığı gibi dürtmelere başlıyor. STG'nin hasarı asla yetmiş şu dakikalarda. Apex yok. Orada zıplattı. Sunshine yakında oradan. STG herhangi bir şey çıkaramayacak ve bir kaplumbağa daha. Üçüncü kaplumbağa da burada. Fireflux'a gidiyor. Üst tarafta kule isteyecekler. Minyon dalgasıyla beraber STG bakalım savunabilecek mi? Sigibum orada pusuda. Ama çok da bir şey olmayacak tabii ki o pusudan. Ve kuleyi savundular. Bence STG iyi soğuttu oyunu. Özellikle ben o dakika 4'te 5'teki 3000 altın farktan sonra yine ilk oyuna benzer bir şey izleyeceğiz gibi düşünüyordum. Sana şöyle ama söyleyeceğim. Hani 5000 altın iyi gözüküyor ne yazık ki. Rakibin etkili ataklarını bir golle daha savuşturmuş olduk gibi bir noktaya gidiyoruz şu an. Evet. Evet. Çünkü sürekli ormanlarını veriyorlar. Sürekli yani görev veriyorlar. Evet maçın başındaki o tempo birazcık daha duruldu ama altın farkına bakıyorum. 5000. Ve
FF yine erken oyun kompu, erken oyunda etkili olabilecek bir kompla. Dairot'ta, Alice artı... Geliyor TNZ, geliyor TNZ. Yapılmaması TNZ lazım. Böyle bir fight ihtimali zaten yok. Nadia'nın ulti üzerinde. Sunshine kovaladı. Kule altında kara düşmek üzere. Aynı ulti çalınacaktı bu pozisyonda. TNZ kana susamış ama onu doyurabilecek kimse yok burada. Sabitlediler Kazuya'yı. Vurmaya devam ediyorlar iki kule arasında. Biz yine bir Fireflux şovu izliyoruz. 3 tane skor. 2'de 2 yapan isim Sunshine oldu. İlk 2 skoru. Ama işler artık Sigibum için çok geç. Yani Lunar da gider. Kule altına bakar mısın ya? Nefes aldırmıyorlar şu an. Ya Gitaris yine burada etkili bir atak golle sonuçlandı yani. Etkili bir atak golle sonuçlandı hocam. Öyle savuşturuldu mu tartışılır ama... Yani... Sonunda ama haritayı açtılar. Bak 2 saattir evet. Bunu zorluyorlar. Şimdi ne oldu? Üstten bir kule gitti. 3 tane mi aldı skor? 3 skor aldı. 2 zaten Sunshine çekti. 1 TNZ. 4 oldu. 4 skor aldı. Orta koridoru aldın. Alttan kulen gitti. Lord var. Şimdi hadi gel 10K fight at burada. Farkla. Yani. Dakika 9'da. Zor. Atabilir zor. Misin? Mümkün değil. Lord'u da vereceksin yani. Zor. En iyi senaryo yine Kazuya'nın çalmasına kalıyor. Valla bu maçtan çıkarılacak ders bence STG için. Angela özellikle FF'e karşı açıkta kalmamalı. Çünkü bu kahramanla beraber çok yaratıcılar. Ben eminim ki Alice olmasa farklı bir şeyle de bir planları vardı. Ama Alice'i ikinci defa gösteriyorlar. İlkinde Vatan çok çaresiz kalmıştı. Burada da STG aynı kaderi yaşıyor. Bu Alice ve Angela ikilisine karşı. Şimdi Sunshine başlayacak zaten. Burada herhangi bir yerden girme ihtimalleri yok. Bütün görüşe sahip. Fireflux kadrosu ortayı da biliyorlar. Orta tarafta bulunacak Kazuya. Arkadan tam anlatamadı galiba pozisyonu burada. Sunshine geriye doğru çekilmek durumunda. İki kişilik bir zıplatma var. Çok kötü pozisyonda kalmıştı Sigibum. İlk skorun sahibi ama düştü. Fight'in devamında birazcık sorun Sigibum yaşayabilirler. Elion içeriye doğru kovalamaya devam edecek. Sunshine bir candaydı. Begin yağdırmaya devam etti. Elion. Sunshine'ı da aldı. Lunar kaçan Elion'u yakalamak sonunda için belki burada son bir hamle yapabilir ama arka taraftan TNZ'yi bir savuşturmaları gerek. TNZ durdurulamıyor. Hemen Lunar'ın da üzerine doğru gidecek ve bir anda 5 oyuncunun birden biz düştüğünü belki de göreceğiz. 2'de 2 geldi. Üst tarafta Angela'ya gerek bile kalmadı. Bu arada savaş nasıl başladı? TNZ üst taraftaydı. Evet. Ve şeyin üzerine çöküyorlardı. Orada Sigibum'un üzerine çöküyorlardı. Sigibum'a yine rahat vermediler. Tekrar izleyelim. Bak yukarıda ne oluyor? Alice artı Angela Sigibum'u kesiyor. Ve burada savaş aslında 4'e 3. Ve ona rağmen Efe'nin. Yani çok böyle yakın geçiyor. Sonrasında TNZ üstten alta doğru geliyor. Yine dive'lara başladık ya. Yine dive'lara başladık. Neler yapıyorsun be adam? İki kule arasında. Lord üst tarafta, orta tarafta minyonlar geldi. Alt koridor zaten ittiriyordu. Alt koridorda ikinci kule düşmüşken. Şimdi ortada da seviye iki kuleyi alıyorlar. 10.000 altına geldik mi? Yine. Çok az kaldı. Az önce kill aynı. Angela ulti var, Angela ulti var. Apex içeride, sertenmedi. TNZ tekrar ortaya doğru gitti. Yani bu pozisyonu oynaması gerçekten yani çok zor. Sigibum bu da artık dahil oldu birazcık mevzuya. Gazuya aldı TNZ'yi. Bu dahil birazcık sıkıntılı Rosa olabilir. Fireflux için. Belki evet bir yüz kulesi aldılar ama STG dönüyor mu? Neler verdiler. İki tane skor zaten gitmişti. Şimdi Alien'da fark edilecek. Apex arkadan geldi. Sahibi. Sunshine! Zıplaya zıplaya burada herkesi ısırmak istiyor. Sunshine! O da düştü. Denedi ama onun için kaçış yok. Bitirdiler ya. Ve STG oyuna tekrar ortak olabilir. Bir şekilde STG orada çok içeri dalan. Bu sefer Alice'i kesmeyi başarıyor. TNZ'yi kesmeyi başarıyor. Ne oluyor? Angela ortada kalıyor. Angela'yı kesiyorlar. Yaşasa, işte. Bak iki kişi yaşasa yine worth'tü. Yine değerdi yani ona. Üst kulesi artı bir kill alacaktın. Üç kill verecektin. Bence okeydi. 10.000 altın farkı ne kadar oldu biliyorsun değil mi? TNZ ne yapıyorsun? TNZ ne yapıyorsun? Ulti'ye güvendi burada. Lunar içeride bayağı bir azalmıştı canı. Şimdi Angela ultiyle beraber devam ediyorlar. Elion yaklaştı. Karo. Karo. Bu sefer kaçmaya çalışacak. Yan tarafa doğru hemen Karo bir tane eş kullandı. Sabitleyebilir. Rosa sabitledikten son sonra son bir yetenek. Oh bir de orada be. Direkt animasyonu spamladı. Elion içeri girecek. Yapma. Ama vazgeçti. Gerek vazgeçti. Yok. Gerek yok. İki skor aldılar. Ve bir şekilde yeniden tempoyu sağladı ve orada bir de moru çalmayı başarıyor TNZ. Üst kulesine gidiyorlar. Üst kulesine gidiyorlar. Fight isteyecekler. 5'e 3 olduklarının farkındalar. TNZ girdi içeriye doğru ama bu sefer üzerinde bir Angela ultisi yok. Amaç tamamen üst kulesini alıp burada Lord'a dönebilmek. Minyon dalgasını da temizledikten sonra 10 saniye içinde çıkacak Lord. Çok kolay bir hedef. Şu son 2 dakika içerisinde STG 5.000 altın kapattı. Evet. Yani şu son pozisyonda eğer önde kalıp 2 tane skoru vermeseler
ikinci kuleyi aldıktan sonra dönseler direkt yakalanmasalar 4000 altın kalmışlar da fark. Ve gayet savaşılabilir, gayet oynanabilir pozisyondaydı ama işte burada Lord temposu tamamen FF'te ama S2G de buraya yaklaşıyor. Buradaki savaş çok belirleyici olacak. Sigibum sanırım orada turuncu olarak gelmeye çalışıyor. Kod bu arada 3000 izlenme kodu, onu da söyleyelim. Yine kıymetli kodlardan bir tanesi, hızlı bir şekilde siz de kodu girmeyi unutmayın arkadaşlar diyeceğim ve maça dönüşümü yapacağım. TNZ ile Alien devam ederken bu pozisyonda Lord'a arka taraftan Kazuya yaklaşmak istiyor. Lunar Lord'un canını gösterdi. Bitmediğinin farkındalar. Alt taraftan yalnız minyonlar klasik zaten. Gidiyor ve yine bir önceki maçta olan satranç senaryosu. Ya bir de güçlendirilmiş minyon bu sefer, öyle şey gibi de değil. Evet. Kamyon bıraktım falan gibi değil yani. Bayağı üst kulesi düştükten sonra geliyor minyonlar. Arka tarafta Apex de eşete düşürülmüş. Alien içeriği kovalamaya devam edecek. Bir Angel ultisiyle beraber tekrar konum arayacaklar. TNZ girmek isteyebilir. Alien gitti. Alien Sigibum'a gitti. Sigibum aldı. Aldı. Hiçbir önemi yok. Dairo farkı konuştu. TNZ burada nasıl aldılar hiç bilmiyorum. Ama önemli olan şey S2G'nin arada kalabilmesi. Biter. S2G iki oyuncusunu minyonlar, kaybetti bile. Minyonlar zaten minyonlar bitiriyor. Minyonlar bitirmeye devam ederken. Aris girdi. Kovalıyor. Sunshine kovalıyor. TNZ kovalıyor. Fireflux birer birer. 3-1'e gidiyoruz. Her şeyi aldı. Bütün oyunu domine etti. TNZ'ye girdi. Sırada üst var ve baskıların en iyisi. Begin Fireflux. Galibiyetin peşinde, 3. haritanın peşinde. Karo tuttu burayı, Kazuya devam edecek. Tekrar bir ulti var. Defans adeta yıkılmıyor ama Lord da geldikten sonra o duvarlar, o kaleler aşılacak. Ve 3-1'e gidiyoruz. Ve Fireflux 3. galibiyetini bu şekilde almış oldu. Ufak bir fırlatma hamlesi haricinde. Bir küçük. Evet, böyle minik yaklaşık bir, nasıl diyeyim, 6000 altına yaklaşan bir fırlatma hamlesiydi ve rakibi oynadı.